Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Seçimlerin ardından borsanın kendini toparladığı şu günlerde acaba seçimler öncesinde hani şu bizi umutsuzluğa sürükleyen birkaç gün boyunca arkasından söyleten iki tane halka arz vardı ya, Kayseri Şeker ve Biyen Yapı. Bunların devamında yapılacak halka arzlarda acaba aynı sıkıntı yaşanacak mı diye düşünmüştük. Yeni bir halka arzı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Aslında Europower burada açık kalmış. Acaba neden açık kalmış? Ah Europower, ah Europower demeden kendimizi edemiyoruz. Cuma'ya kadar tavan tavan gitmesen bari. Üçlü rakamları geçmesen bari diyeceğim ama sanki gidişat o yönde arkadaşlar. Neyse, gelelim konumuza. Yeni bir halka arz var arkadaşlar. Halka arz analiz profilinden SPK başvurusu yapan Gıpta, ofis, kırtasiye ve promosyon ürünleri imalat sanayi AŞ. Arkadaşlar gıptayı ben duymuştum. Gıpta ofis ürünleri, hani kırtasiye ürünleri üreten bir firma, güzel bir firma. SPK'ya başvuru yapılmış. Dağıtım şekli bireysele eşit olacakmış. 40 milyon lot pay dağıtımı olacak. 32 milyonu sermaye artırımı, 8 milyonu ortak satış arkadaşlar. Halka açıklık oranı %30 olacakmış. Yani bugüne kadar halka arz olan firmaların çoğunlukla %15-20 arasında bir açıklık oranına ulaştığını düşünürsek 30 sanki biraz fazla gibi geldi bana. Ama olsun. Yine de halka arz olması güzel bir şey. Konsorsiyum lideri Halk Yatırım. Fiyat istikrarı sağlanacak 30 gün boyunca. Ah bu fiyat istikrarını birisi gelip de şu Biyen Yapı'ya, Kayseri Şeker'e hatırlatsa, nerede bu Kayseri Şeker'in fiyat istikrarı sözü? Sormadan edemiyoruz arkadaşlar. Kayseri Şeker örneğin ne kadardan halka arz olmuştu? Şöyle bir bakalım. 16 lira 27 kuruştan. Şimdi kaç lira? 15 lira 61 kuruş. Arz fiyatının altında fiyatlanıyor. Nerede bu Kayseri Şeker'in sözü diye sormadan da edemiyoruz. Arkadaşlar, halka arz furyası bitti mi diye soran arkadaşları da buradan CV Enerji'yi ve Green Türk Tarım'ı, halen halka arz fiyatının altında ama bugün güzel bir atak gösterdi. Ve Big Chef, bu da halka arz fiyatının altında sana. Ne oluyor? Neden böyle oldunuz? Seçim geldi geçti. Yani artık bir toparlanmanız gerekiyor. Hatırlatmak istiyoruz ama işte Kayseri Şeker özellikle bizi üzdü. Biyen Yapı özellikle bizi üzdü. Buradan siz sormadan söyleyelim. Biz, yani ben halen satmadım arkadaşlar. Biyen Yapı'da 50 lot almıştım. Kayseri Şeker'de de 100 lot halka arzdan almıştım. Kar görmeden satmayacağım demiştim. Kar gördük. 30 lira, 40 lira, 50 lira. Satmam, niye satayım ki? Kalsın bir köşede. Zaten yedek akçelerle almıştık. Yedek akçeler işe yarayana kadar, ki bu önümüzdeki birkaç hafta sanki yedek akçeler işe yaramayacakmış gibi görünüyor. Yani bu BIST 100'ün 5000 sınırını aşıp şu an 4951 TL'de fiyatlanıyor. İki tane gap boşluğu bırakmış arkadaşlar, görüyorsunuz şurada puandan. Yani önümüzdeki sanki birkaç hafta boyunca özellikle şu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu bakanı açıklayana kadar ya da açıkladıktan sonra da bu ralli devam eder mi? Şimdi ralli demek istemiyorum. Bazı arkadaşlar yahu ne rallisi diyorlar. Hani biz 2 gün önce, dün de bir video yayınlamıştık ralli başladı diye. Şimdi arkadaşlar tarih zirvemiz neydi? 5700. 5700'den 4400'e düşen endekste 3 gün içinde 4900'e gelen, yani 600 puan artan bir endekste ralli denmez mi? Şimdi tamam diyeceksiniz ki yahu geçmiş ralliler işte şöyle olur. Bakın şurası. Doğru, haklısınız. Ama biz şu ralliye susamıştık desek yeridir. Yani 3 günlük şu yükseliş gerçekten bizi geçmiş, şöyle bir 6-7 ay boyuncaki düşüşte bizi susatmıştı. Şu ralliyi tabii ki istiyoruz. Şu ralli harika bir ralli. Belli mi olur? Arkadaşlar bakın şunu şöyle koyalım.
Belli mi olur? Belki de bu rallimiz bu seçim sonuçlarından sonra başlayacak. Belki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu bakanı açıkladıktan sonra başlayacak. Neyse, çok çenemiz dilimiz düştü. Şuradan hemen halka arz ekranına geri dönelim. Gıpta ofis kırtasiye ve promosyon ürünleri İmalat Sanayi AŞ'nin halka arz başvurusu SPK'ya yapıldı. Taslak izahatname bilgilerine göre fiyat istikrarı 30 gün boyunca sağlanacak umarız dedik. Kayseri Şeker ve Biyen Yapı gibi olmaz dedik. Fon kullanım alanları arkadaşlar, yani halka arzdan gelen parayı ne yapacaklar? İşletme sermayesi ihtiyacı için %45 oranında 40-45 oranında kullanacaklarmış. Sermayeye koyacaklar. Güzel. Yurt içi üretim kapasitesinin arttırılması için ilave makine alınması, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika inşaatının yapılması %35-40. Bu da güzel. Finansal borçların ödenmesi %25-30, yani finansal borcu varmış. Bankaya olan borçları varmış. Belki faizi yüksekti. Belki halka arzdan gelen bu %30 parayla bu faizi yüksek borçlarını kapatılacak. Umarız yararlı olur. Bu halka arzdan gelen parayı çarçur etmezler umarız. Yani şu Kayseri Şeker gibi bir durum yaşamak istemiyoruz. Gıpta güzel bir firma diye hatırlıyorum ben. Aklımda kaldığına göre yani. Hani arkadaşlar, bazı arkadaşlar bize soruyor. Çok pardon. Hangi firmaya yatırım yapalım? Hangi firmayı alalım diye soruyor, değil mi? Örnek veriyorum. Bakın. Biliyorsunuz biz deprem bölgesindeyiz şu an ben. Deprem bölgesindeyim. Adana'dayım. Burada arkadaşlar, tırların üzerinde Antep'e, Hatay'a giden tırların üzerinde, hani bu prefabrikler var, işte konteynerler var. Onların yanında bu büyük transistörler vardı, transformatörler vardı. Yani bu Astor'un yaptığı. Onların üzerinde A işareti gördüm ben arkadaşlar. Ve dikkat ediyorum, burada da mesela bu güneş panellerinin yanında, büyük güneş tarlalarının yanında Astor'un bu büyük transistörleri var, transformatörleri var. A yazıyor kocaman, kırmızı. Yani demem o ki, hani bana soruyorsunuz ya, hangi firmalara yatırım yapalım, hangi firmayı biriktirelim? Arkadaşlar, etrafınızda gördüğünüz firmaları, örnek mi? Ford araba mı görüyorsunuz? Alın size güzel firma. Şişe cam, camlarını mı görüyorsunuz? Arabanın camlarında şişe cam mı yapılıyor? Alın size firma. Sasa'nın büyük tankerlerini mi görüyorsunuz yolda, değil mi? E5'te bu Mersin Adana yolu arasında Sasa'nın kocaman kocaman bu tankları geçti. Bunları mı görüyorsunuz? Alın size yatırım yapacak firma. Hektaş'ın tarımda kullanılan ilaçlarını mı görüyorsunuz? Hektaş'ın satış elemanlarının kullandığı araçları mı görüyorsunuz? Alın size firma. İsdemir, demir çelik. Alın size firma. Yer hizmetleri, TAV havalimanları, yer hizmetleri, havalanına gittiğinizde TAV işaretini mi görüyorsunuz? Alın size yatırım yapacak firma. Geçtim, hepsini geçtim. Bakın ne var burada? Kayseri Şeker. Bir şey demiyorum. Green Türk Tarım. Bir şey demiyorum. Big Chef restoranı mı görüyorsunuz? Bugün gidip orada yemek mi yediniz? Alın size firma. CV Enerji. Sabahları özellikle MTV'de Sayın Altan Erkekli'nin reklamlarını mı duyuyorsunuz? O güzel sesiyle CV Enerji'nin reklamını mı yapıyor? Alın size yatırım yapacak firma, değil mi? Böyle böyle gider bu. Neyse, tekrar döndük. Finansal borçların ödenmesi dedik. BIST 100 endeksimize geldik. Arkadaşlar, yeni halka arzımız hayırlı olsun. Umarız güzel. Seçim öncesi halka arzlar gibi olmaz. Daha iyi. Bize şöyle güzel karlar bırakabilecek bir halka arz olur. Biz de burada sizlerle paylaşırız. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.